Ben önce melekler bahsindeydik, iradeyi konuştuk. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesini siz tefsir edecektiniz konuştuğumuz bağlamda. Ben araya gideceğimiz için bölünmesin diye orada müsaade edememiştim. Buyurun hocam. Evet. Hani irade meselesini konuşurken melekler böyle mutlak iradesiz varlıklardır deyince işte bir takım ayetler var. O ayetlerin anlaşılması zorlaşıyor ya da imkansızlaşıyor. O bağlamda Bakara suresi 30. ayeti hatırlatmak istedim. Çünkü Hazreti Adem'in halife olarak görevlendirilmesine meleklerin böyle bir soruyla mukabelede bulunduğunu görüyoruz Bakara 30. ayette. Ve onun yanlış tercüme edilmesinden dolayı meleklerin mesela hiç bilmedikleri insanları suçladıkları kanaati hakim oluyor. Yeryüzünde fesatlık çıkaracak, kan dökecek. Bunu mu yaratacaksın diyor. Halbuki orada yaratmaktan söz edilmiyor. Yaratılmış ilk insan grubunun içinden Hazreti Adem'in halife olarak görevlendirilmesinden söz ediliyor. Mesele görevlendirilmek olduğu için oradaki o ikinci cümle اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Yani yeryüzünde fesatlık çıkarmakta olan ve kan dökmekte olan, çünkü orada hani bir bilinç meydana gelmediği için henüz, yani ya da bir bilgilendirme söz konusu olmadığı için insanlar böyle daha kaba bir haliyle birbirlerine karşı arzu edilmeyen tepkiler veriyorlar. Melekler onu gördükleri için, ya Rabbi bunu mu halife yapıyorsun, bunu mu halife tayin ediyorsun diye böyle bir iradeleriyle bir beyan ortaya koymuşlar. Dolayısıyla o beyandan hareketle meleklerin iradesi bulunduğunu ve fakat bu iradeyi olumsuz anlamda insanlar ya da cinler gibi olumsuz anlamda kullanmadıklarını, kullanamadıklarını, kullanamayacaklarını ifade edelim. Bu iradenin böyle yani diyelim ki ikinci bir türünü. Peki bunu nereden biliyorlar? Yani fesatlık çıkarma ve... Çıkarıyor, görüyor işte. Yaratılmış insanlar. Yaratılmışın üzerine. Tabii, konuşuyor. Yaratılmış. Peki, şu da hep tartışılır da çünkü onu soruyorum. Yani acaba insandan önce yaratılan melekler dışında başka varlıklar mı var. Vardı? Bunlarla mukayese mi ettiler? Yani olabilir. Bunlar da bunlar gibi olacak manasında. Olabilir ama yani cinlerin mesela insanlardan daha önce yaratıldığını biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Onlar mesela fesatlık çıkarıp kan mı dökmüşler mesela? Öyle bir detay yok ama daha önce insanlardan daha önce cinlerin yaratıldığını Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Oradan biliyoruz onu. Hicr suresinde anlatıyor onu. Fakat öyle bile olsa yani cinlerin mahiyeti farklı. Yani boyutları farklı. Onlara bakarak henüz yaratılmamış bir tür hakkında ve o türün bütün fertlerini içerecek şekilde böyle bir nitelendirmede bulunmak melek kavramıyla ya da gaybı bilmeme esasını ıskalayacak şekilde böyle bir kanaat ortaya koymak doğru değildir yani. Onu bir beyanla ifade edelim. Kardeşimiz soruyu sormuştu. Ne oldu da iblis niye karşı çıkmıştı? Onun da cevabını vermiş olduk ki iblis ta başından beri zaten melek değildi. Öyle adı Azazil filan da değildi. En başından beri melek değildi, cindi. Kehf suresinin 50. ayeti gayet açıktır. Onu farklı bir şekilde yorumlayıp meseleyi zorlamaya çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü iblisin yaratılış orijininden söz eden ayetlerde bir dumansız alev ifadesi kullanılır. Meleklerin yaratıldığı orijin bağlamında herhangi bir böyle ateşten veya dumandan yaratılmışlık söz konusu değildir. Apayrı varlıklardır. Peki melekler. Hocam,